Hadi be kiracılarıma acıdım. He. Alacaklarım bana acıyacaklar mı bakalım? Vahidim. Ne vahidim? Ne vahidim? Hiç bana acıklı laflar sayma Zülya. Ben duygu sömürgesi değilim. Ama vahidim ben diyecektim ki. Değil mi? Çocuk esirgeme kurumu işletmiyorum ben burada. Evimi giraya veriyorum. Açılmıyor bu. Ne yapıyorum ben be? Ne söylemiyorum be kadın? Bozukluklardan birini uyduraydı kapımız kutu gazoz verirdi belki. Sevgili Vahit amca. Vahit amcacığım. Sevgili Vahit amca ben... Ay, ay! Vahit amca! Ne oluyor bir ye? Hiç. Bir şey mi diyecektin? Yo, şey iyi geceler diyecektim. Dur bakalım. Seninle oturup şu gira artışlarını bir konuşalım kızım. Heh. Ya ben de onu diyecektim. Ama Vahit'im. Konu anahtarla filan ilgili değilse sana iyi geceler Zülüha. E değil. E hadi bana iyi geceler. Ne yapayım ben şimdi Allah Allah. Hadi. Otursana. Yok sanki böyle daha iyi. Peki. Şimdi biliyorsun. Zam vakti geldi. Önce sen konuş bakalım. Sevgili, çok ama çok sevgili Vahit amcacığım. Size kiracı olduğumuz ilk günü düşündüm de... ...birden yüreğime sıcak sıcak, ılık ılık bir şeyler akıverdi. Gerek sen, gerek Zeliha yenge... ...bunca zamandır bizim hem anamız, hem babamız, hem arkadaşımız... Kısacası her şeyimiz oldunuz. Bizi zor günlerimizde yalnız bırakmayarak, her türlü derdimize koşup, tıpkı bir ailenin yavrularını esirgediği gibi esirgediniz. Hele sen Vahit amca, ne yüce gönüllü, ne yumuşak kalpli, ne... %50 bunu kapanmıştır. Göreceksiniz, Armağan onu %5'e razı edecek. Evet evet, Armağan çok güzel konuşur. Şimdi Vahit amcanın hem mantığına hem vicdanına seslenecek. Keşke Armağan bacıya bir megafon verseydik. Daha kolay olurdu. İster misiniz şimdi Vahidem'im insafa gelip de hiç zam yapmasın? İsteriz. İstemeyenler elini kaldırsın. Ne yapıyorsun Rüya? Elimizi kaldırmayacak mıyız? Hadi sen dön de Leonardo ile ilgilen. Ayıp hadi. Ne oldu? Ne dedi? %5 5 değil mi? He? 25. Hı. 25 bıçak. Hı. 30. Fakat 40 değil. 40? O elini kımıldatma artık, sinirlerim bozuldu. Herhalde %50 istemedi. %50 istedim. Evet, istedim. Ne olmuş? İyi yaptı. Hadi, hadi şimdi Allah sana rahatlık versin de... ...huzur içinde uyu inşallah. O ne öyle? Ruhuma rahmet okur gibi. Bana çakal Carlos muamelesi yapma kadın. Allah Allah. Senetlerimi ödemek için gül ağacılarımdan zam istedim. Yol kesip de haraç istemedim ya. Beni etkileyemezsin o kadar. Vicdanım pamuk yataklara vurulmuş kadar rahat. Tamam mı? Oh! Cırma değişme!